Biz de İyidere lojistik limanı için almamız gereken en uygun taşın bulunduğu bölgede de rahatsız olan bazı vatandaşlarımız var. Onlarla da istişarelerimiz devam ediyor. Tabii bölgede 10 farklı bölgede Rize İyidere lojistik limanının deniz altında kalacak taş dolgusu için 10 farklı bölgede araştırmalar yapıldı. Ve bu araştırmalar sonucunda tek uygun taşın bu bölgede olduğunu uzmanlarımız ve Maden İşleri Genel Müdürlüğümüz bize söylediler. Bunun akabinde çalışmalara başladık. Tabii buradaki mevcut köylüler, vatandaşlarımız, onların görüşleri, şikayetleri tabii ki bizim için çok kıymetli. Bölge vatandaşları, köylülerin başımızın üstünde yeri var. Onlarla istişare etmek için bugün buraya geldik. Onlarla istişarelerimiz devam ediyorlar. İnşallah bölgeyi fazla rahatsız etmeden bu bölgede eğer etkilenecek 10 tane ağaç varsa yerine 100 tane ağaç dikeceğiz. Burada sadece 13,5 hektarlık bir alanda Rize İyidere liman için olmazsa olmaz olan taşın dolgusu için burası kullanılıp 2 yılda doldurmadan buradan çıkmayı taahhüt ediyoruz. İnşallah bu bölgeye çok büyük katkılar sağlayacak, çok büyük önemli bir projeyi hep birlikte Rizelilerle birlikte, onların destekleriyle birlikte yapmanın çabası içerisindeyiz. Tabii ki Rizeliler başımızın üstünde ama maalesef buraya gelip burayı kaşımaya çalışan arkadaşlarımıza veya diğer dışarıdan gelenlere karşı da tavrımız böyle olmayacaktır tabii ki. İnşallah bu işi de Rizelilerle, İkizdereliler'i çözerek beraber bu işi, bu bölgeye yapılacak çok kıymetli yatırımı hep birlikte yapacağız inşallah. Amacımız burada istihdam sağlansın, bölgenin insanı bölgede çalışsın, ailesinin yanında çalışsın. Bizler gibi kalkıp İstanbul'lara gidip iş aramak zorunda kalmasınlar. Aileleriyle birlikte, o yüzden bölgesel kalkınmaya, yerel kalkınmaya çok önem veriyoruz. Rize Lojistik Limanı bittiğinde söylediğim gibi 34 farklı sektörde 8 bin kişiye iş imkanı sağlayacak. İnşallah bölge daha da değerlenecek. Hem turizm...